bizden aşağıdaki fonksiyonların tek mi, çift mi yoksa ne tek ne de çift mi olduklarına dair bir karar vermemizi istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi gelin isterseniz önce tek ve çift fonksiyonların ne olduklarını hatırlayalım. Bunu bulmak için f eksi x'i değerlendiriyorduk değil mi? f eksi x eğer orijinal fonksiyona eşitse elimizdeki fonksiyonun çift olduğunu anlıyorduk. Ve eğer f eksi x'i bulduğumuzda fonksiyon yerine fonksiyonun negatifini elde edersek de bu fonksiyonun tek olduğu sonucuna ulaşıyorduk. Eğer ikisi de doğru değilse fonksiyon ne tek ne de çifttir diyorduk. Hadi gelin bununla başlayalım. F eşittir 5 bölü 3 eksi x üzeri 4. Az önce de söylediğim gibi bir fonksiyonun tek mi yoksa çift mi olduğuna karar vermek için f eksi x'in neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. O halde eşittir 5 bölü 3 eksi x gördüğümüz yere eksi x yazacağız ve üzeri 4. Eksi x üzeri 4 neye eşit? Eksi çarpı, eksi çarpı, eksi çarpı, eksinin sonucu, bunu isterseniz eksinin dördüncü kuvvetini almak olarak da düşünebilirsiniz, evet pozitiftir. O halde bunu 5 bölü 3 eksi x üzeri 4 olarak yazabilirim ve gördüğünüz gibi fx'e eşit bir ifade elde ettik. Bu yüzden bize verilen birinci fonksiyon çifttir. Peki, sıradaki. Bunun için de g eksi x'in neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bu arada videoyu istediğiniz zaman durdurup fonksiyonların tek mi yoksa çift mi olduklarına kendiniz karar verebilirsiniz. g eksi x eşittir. 1 bölü eksi x artı küp kök içinde eksi x. Peki bunu bir bakalım. Eksi 1 bölü x, eksi x'i de eksi 1 çarpı x olarak düşünürsek, eksi 1'i küp kök ifadesinin dışına atabiliriz öyle değil mi? Evet, eksi 1'in küp kökü nedir? Doğru, eksi 1. O halde buraya eksi 1 ya da doğrudan eksi küp kök içinde x yazabilirim. Bunları bir de eksi 1 parantezine alırsam, eksi çarpı 1 bölü x artı küp kök içinde x elde ederim ve bu gx'in eksilisine eşittir. O halde bu da tek bir fonksiyondur değil mi? Bakın f eksi eğer eksi f x'e eşitse, o fonksiyon tektir, bunun gx olduğunu da düşünebiliriz tabi. g x eksi g x'e eşit olduğu için gx tektir. Anlaştık mı? Üçüncüye de bir göz atalım. Burada h x var. Biz h eksi x'in neye eşit olduğunu merak ediyoruz. h eksi x eşittir. 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri eksi x'in negatifi yani x'e eşittir. Bunun h x'e eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu ikisinin yerini değiştirirsek h x'in aynısını elde ederiz. O halde hx de çift bir fonksiyondur ve son olarak bir de jx var. Evet, neden yazdım bilmiyorum. j eksi x'i bulalım. Eksi x bölü 1 eksi eksi x'ten artı x yazıyorum. Bir bakalım, bunu eksi 1 parantezine alarak ya da başka bir şekilde j ya da j x'in eksilisini elde edebileceğimi Düşünmüyorum, evet. O halde bu ne çift ne de tektir. İşte bu kadar.